Rasyonel şekilde verilen bir denklemle karşı karşıyayız. Klasik denklem çözümü yapacağım. Yani x ve y'den herhangi birini götüreceğim. Aşağıdakini 2 ile çarparsam sanki y'ler gidecek gibi duruyor. Bakalım. 2 ile çarptığımda tüm terimleri 4 bölü x, 2 bölü y ve 2 bölü 6 olacaktır. Toplam yapalım. Toplam sonucunda dikkat ediniz. Artı 2 bölü y, eksi 2 bölü y birbirlerini götürdü. 1 bölü x, 4 bölü x. Paydalar eşit olduğu için toplamları 5 bölü x olacak. Eşittir. 1 bölü 3, 2 bölü 6. Bunları yan tarafa yazalım. 1 bölü 3. 2 bölü 6'yı da 1 bölü 3 olarak sadeleşmiş haliyle yazıyorum. 1 bölü 3 eşittir 2 bölü 3 oldu. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5 ile 3 çarpılır. 15. X ile de 2 çarpılır. 2x. 2'ye böldüğümüzde x eşittir 15 bölü 2 bulunur. Zaten bize x soruluyordu. B şıkkı. Verilen 3 tane denklem söz konusu. İkili ikili alarak inceleyeceğim. Öncelikle ikinci ve üçüncü denklemi alıyorum. Z'ler götürecek şekilde bir işlem yapalım. Eksi ile çarparsam eksi y, eksi x, eksi 2 olacak. Bu iki denklemi toplayalım. İkinci ve üçüncü denklemi toplayalım. Z'ler gitti. X ile eksi y'nin toplamı yan tarafa yazıyorum. 2x eksi y eşittir. 7 ile eksi 2'nin toplamı da 5. Buradan 2x eksi 5 eşittir y. Küçük bir düzenleme yaptım. Hepsini y cinsinden 2x eksi 5 y'ye eşitledim. 2x eksi 5'e eşitledim. Diğer denklemin birinci denkleminde x artı 2 y eşittir 5 idi. Y yerine bu ifadeyi yazabilirim. Y yerine 2x eksi 5 yazacağım. Bu şekilde de çözebiliyorum. X artı 2 parantezinde hepsini topluca bir kere daha yazalım. Eşittir 5 elde ettik. 2'yi dağıtalım içeriye. X artı 4x eksi 10 eşittir 5. Eksi 10 öbür tarafa geçerse 15 olacak. X'lerin toplamı da 5x. X eşittir buradan 3 bulundu. Bize x artı y isteniyor. Y'yi de bulmam lazım. Denklemlerden birini kullanalım. X artı 2'ye eşittir. 5 üzerinde kullanalım. X'i 3 bulmuştuk. Yerine 3 yazıyorum. 3 artı 2'ye eşittir 5. 2'ye eşittir 2. Y de buradan 1 çıktı. Y'yi 1 bulduk. Toplamları isteniyordu. X'i de 3 bulduk. Toplamı 4. C şıkkı. X, Y, Z'ye bağlı iki tane denklem veriliyor. X, Y, Z'nin toplamı isteniyor. Hepsini toplarsam ortak bir payda içerisinde sanki buluşacaklar gibi. 3 ve 1, 4x. 2, 2 artı 2, 4y. Eksi 1, z artı 5 ise o da 4z'ye eşit oldu. Toplamları da 12, 16 ile 12'nin toplamı da 28. Hepsi 4 kat. 4 parantezini alırsam x, y, z eşittir 28 gene korunuyor. Her tarafı 4'e bölersem 4'ler birbirini götürdü. Sadece x artı y artı z kaldı. 28 bölü 4 de 7'ye eşittir. D şıkkı. İkili şekillerde x, y, z'ye bağlı 3 tane denklem veriliyor. X, y, z'nin 3'ünün birden toplamı sorulmaktadır. Biz de bu 3 ifadeyi bir toplayalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak, ona göre yorum yapalım. X'lerin toplamı 2x. Y'lerin toplamı 2y. Bir de z'ler var. Z'leri de toplarsam artı 2z elde ettim. Sağ tarafı toplarsam 12, 8, 20, 36 eşittir 36 oldu. Hepsinin katsayısı 2 ise 2 parantezini alarak yazıyorum. X artı y artı z eşittir 36. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde ikiler birbirini götürdü. X, y, z'nin toplamı 36'nın da yarısı olan 18'e ulaştık. B şıkkı. ABC ifadelerine bağlı ikili şeklinde çarpım halinde denklemlerimiz mevcut. Üçünün birden çarpımı soruluyor. O zaman biz de 3 denklemi tamamen çarpalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. A ile A çarpılırsa çarpım durumunda A kare gelir. B'ler çarpılırsa çarpı B kare gelir. C'ler de çarpıldığında çarpı C kare gelecektir. Eşittir 3, 15 ve 20'nin çarpımını da yazalım. Bu ifadeyi yan tarafta kök içerisine almak istiyorum. Çünkü A kare, B kare, C kareler kökten çıkacak. Zaten bizde ABC'nin çarpımı soruluyordu. Eşittir diğer ifadedeki kökler de kök içerisinde 3 çarpı 15 çarpı 20. A kare dışarı çıkacaktır kökten. B'nin de karesi vardı. Onu yazmayı unutmuşuz. Yazdık. B'nin karesi de B olarak çıkar. C'nin karesi de C olarak çıkar. Kökten kurtardık.
Yandaki ifadeye bakalım. Onları çarpanlarına ayıralım. 3 çarpı 15, 3 kere 5 olarak yazılır. 20'yi de 2 çarpı 2 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Düzenlemeye devam edelim. 3, 3, 3'ün karesi, 2'ler 2'nin karesi, 5'ler de 5'in karesi olarak yazdık. Bu ifadeler de kökten aynı mantıkla karesi 3 olarak, karesi giderse 2 olarak, karesi giderse 5 olarak çıkar. ABC'nin çarpımı sonuç olarak 3 ifadenin çarpımı 6, 6 kere 5, 30. A şıkkı. ABC'nin çarpımının sonucu isteniyor. İkili şekilde çarpılmış. Biz bunların hepsini birden çarparsak sanki ABC çarpımını elde edeceğiz. Bakalım. A kare A. A küptür. B çarpı B kare B küpü getirir. Aynı şekilde C kare C de C küpü getirecektir. Yan taraftaki 2, 18 ve 48'de de çarpım olarak yazdık. Sorumuzdaki A, B, C küpleri de yazdıktan sonra soruma bir daha bakıyorum. A, B, C'nin çarpımı isteniyor. Bunlar küpten kurtulsun istiyorum. O zaman yapacağım iş 3. dereceden kök içerisinde bunları çıkaracağım. 2, 18, 48'leri de yazdım. Bunlar da aynı şekilde 3. dereceden kök içerisinde yazıldı. Bunu kökün içerisinden çıkaracağız. Küpler 3 tarafından götürülür. A, B, C kaldı. 2 çarpanını yazıyorum. Diğer çarpanlara dikkat ediniz. 18'i parçalayacağım. 3'ün karesi çarpı 2 olarak, yani 9 kere 2 18, 3'ün karesi çarpı 2 olarak yazılır. 3'ün karesi çarpı 2 yazdım. 48'e de bakınız. 48, 16 çarpı 3'ten elde edilir. 16 da 2 üzeri 4 çarpı diğer ifadede 3 olarak yanına yazdık. Düzenleyelim. Yine ABC çarpımı duruyor. 2, 2, 2 üzeri 4. Çarpı durumunda üstler toplanır. 2 üzeri 6 oldu. Çarpı 3 kare ve 3. 3'ün kübü oldular. 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 diye ayırıyorum. Çünkü 3. dereceden bir köküm vardı. Oradan çıkarmaya çalışıyorum. 3 üzeri 3. Yukarısı 3 olursa sayılar tek başlarına çıkar. Malum küpler 3 tarafından götürüldü. 2, 2 ve 3 kaldı. ABC çarpımı soruluyordu zaten. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Çarpımın sonucu 12, E şıkkı. X ve Y'ye bağlı iki tane denklem veriliyor. X bölü Y oranı sorulmaktadır. Birinci ifadeyi başka bir şekilde yazalım. X ile Y çarpılır. X, Y eksi 1 bölü Y eşittir 15. Onu bir kere daha yazalım. İçler dışlar çarpımı yapılmış şekilde. Yani 15Y eşittir X, Y eksi 1. Küçük bir düzenleme yapalım. X, Y eksi 15Y. Y'yi bu tarafa aldım. Sabit sayıda eksi 1'i de sol tarafa alıyorum. Eşittir 1. Diğer ifademiz x, y, ikinci ifademiz artı 3x eşittir. O da 1'di. Dikkat ediniz. X, y, x, y var. Bunlardan bir tanesini eksi yaparsam eksi x, y, eksi 3x, eksi 1 oldu. Topluyorum. Bu ifadeler gidecek. Gittiğinde de çözüm daha rahatlayacak. Eksi 15, y, eksi 3x eşittir. 1, eksi 1, 0. Eksi 15y eşittir 3x oldu. Öbür tarafa attığımız vakit bizden x bölü y isteniyordu. X yukarıda kalsın isteniyor. O zaman y'yi x'in aşağısına atıyorum. Eksi 15 eşittir 3 bölü xy. 3'ü de öbür tarafa atıyorum. Eksi 15 bölü 3 x bölü y. Elde ettiğim değer eksi 15 bölü 3. O da eksi 5'e eşittir. A şıkkı. Verilen iki tane denklemi yorumlayalım. Birinci denklemde normal payda eşitlemesi yapmıyorum. Değişik bir formatta yapacağım. 6 bölü x ile y'yi yer değiştiriyorum. X eksi y oldu. Eşittir. Eksi 6 bölü x de 6 bölü x olarak geçti. Soruma dikkat ediniz. İkinci ifadem x eksi y eşittir 3 olarak verilmiş. X eksi y, x eksi y. O zaman 6 bölü x eşittir 3 ifadesine. Buradan 6 bölü 3 eşittir x gelir. X de 2 olarak bulunur. E şıkkı. Denklemimizde birbirine benzeyen ifadeleri yan yana getirelim. 2y'yi sola, 6 bölü y'yi de sağa alıyorum. Bir kere daha yazalım. 2x eksi 2y eşittir. 6 bölü y artı olanı önce yazdım. Eksi 6 bölü x. Sol tarafa 2 parantezini alalım. X eksi y eşittir.
6 parantezini aldığımda 1 bölü y eksi 1 bölü x oluştu. 2 ile 6 birbirine götürsün. X eksi y 6'nın olduğu yerde 3 kaldı. 1 bölü y eksi 1 bölü x. Sağ taraftaki rasyonel ifadeye dikkat ediniz. X ve y ile genişletiyorum bu ifadeyi. X eksi y bölü x y çarpanı elde edildi. En baştaki 3 ifadesi duruyor. Eşittir. X eksi y de durmaktadır. X eksi y çarpanı x eksi y çarpanı. İkisi birbirini götürecektir. 1 eşittir. 3 bölü x y elde edildi. X y ile 1 çarpılır. İçler dışlar çarpımından x y eşittir 3. Bizden de x y çarpımı isteniyordu. C şıkkı. X y z'ye bağlı iki tane denklemim var. X ifadesi sorulmaktadır. İkinci ifadede küçük bir değişiklik yapalım. X parantezini alalım. Y artı z eşittir 12 elde edildi. Birinci ifadeyi yazalım tekrardan. X artı y artı z eşittir 17. Kırmızı ifadeyi de yazalım. Gene kırmızı olarak x çarpı y artı z eşittir 12. Kırmızı ifadede dikkat edin. Y artı z tek başına kalacak şekilde x öbür tarafa bölüm olarak gider. Çarpım olduğu için sol tarafta 12 bölü x oldu. Y artı z birinci ifadede de siyah ifadede de y artı z diye bir ifade var. Bunun yerine 12 bölü x yazalım. Siyah x'im dursun artı kırmızı parantezin yerine 12 bölü x olarak yazdım. Birbirine eşit aynı ifadeler eşittir 7. X'leri çarpalım. Normal rasyonel işlem yapıyorum. X kare artı 12 bölü x eşittir 7. X kare artı 12 eşittir 7x. Sağ tarafta düzenlenmiş olarak yukarıya yazıyorum. X kare eksi 7x artı 12 eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem çözümü yapacağım. 12 ifadesini çarpan olarak veren iki tane sayı. Eksi 4, eksi 3. X, x çapraz çarpıp topladığımda eksi 7x'i veriyor. O zaman doğru yapmışız. X eksi 4'ü alacağım. Çarpım. Diğer ifadede x eksi 3. X eksi 3 eşittir 0. Buradan x eşittir 4 gelir. X eşittir 3 gelir. İki ifade de doğrudur. Cevap şıklarında 4 var. D şıkkı. İki tane kök ifadesinin toplamı eşittir 0 olarak verilmiş. Kök ifadeleri hiçbir zaman negatif olamaz. Dışarıya negatif çıkamaz. Demek ki ikisi de dışarı çıkışı 0 0 olacak ki toplamları yine 0 olsun. Dışarıya 0 olarak çıkıyorlarsa içleri de kesinlikle 0 olacaktır. Sonuç olarak x artı 2y eksi 3 eşittir 0 ve x kare eksi 2xy artı y kare eşittir 0. İkinci ifadeyi tanıyoruz. Dikkat ediniz. Karesi karesi çarpımlarının iki katı eksi şeklinde. Yani bu x eksi y'nin karesinin açılımıdır. Sıfırsa x eksi y eşittir 0 gelir. Buradan da x eşittir y olarak kabul ederiz. X eşittir y'dir. Birinci denklemimize bakınız. X yerine veya y yerine birbirini yazacağım. Y yerine x yazmış olayım. X artı 2x eksi 3 eşittir 0. 3x eşittir eksi 3 öbür tarafa geçsin. Artı 3 oldu. X eşittir 1. Bizden x isteniyordu. X'i 1 olarak bulduk. B şıkkı. Üstlü ifadem var. Bu 16'mı 2'nin 4. kuvveti olarak yazalım. Gördüğünüz gibi 2, 2 birbirine eşit olduğu için üst ifadeler birbirine eşit olacaktır. A eksi B eşittir 4. Denklemde verilen A artı B de mevcut. Eşittir 6 şeklinde. Normal denklem çözümü. B'ler gitti. Toplama yapıyorum. 2A kaldı. 10. A eşittir 5. Ama bizden A istenmiyor. Dikkat edin. B isteniyor. Bir tanesini seçiyorum denklemden. A eksi B eşittir 4'ü seçmiş olayım. A yerine 5 yazarsam eksi B kalır. 5 öbür tarafa gittiğinde eksi 1 olacak. Eksiler birbirini götürür. B eşittir 1. A şıkkı. 3 tane denklem veriliyor. Sol tarafların hepsini rasyonel olarak ve A soruluyor. Hepsini bir toplayalım bakalım. Karşımıza ne gelecek? 1 bölü A, 1 bölü A. 2 bölü A'dır. Artı 1 bölü B, 1 bölü B, 2 bölü B. C'lere bakalım. 1 bölü C, 1 bölü C. Artı 2 tane 2 bölü C. Eşittir. 3, 7, 12. 12'ye eşit oldu. Rasyonel olan ifadeyi iki parantezinde bir kere daha yazalım. 1 bölü A,
1 bölü b, 1 bölü c oldu, eşittir 12. 2 ile 12 sadeleşirse sağ tarafta 6 kaldı. 1 bölü a, 1 bölü b, 1 bölü c. Dikkat ediniz, çok ilginç bir ayrıntı var. 1 bölü b artı 1 bölü c'nin değeri verilmiş. İşte ortadaki ifade 4'müş. Bunun yerine 4 yazıyorum. Artı 4 eşittir 6. 1 bölü a eşittir. 6'dan 4 çıkarsa 2. A eşittir burada. 2 ile a'yı yer değiştirelim. 1 bölü 2 eşittir. A çıktı. D şıkkı. İki tane denklemin birincisini ele alarak bazı düzenlemeler yapalım. X kare eksi y kare ifadesi tanıdık. X eksi y çarpı x artı y'nin kare farkı olarak yazılmasıydı. Eşittir 12. Diğer ifademizi de yan tarafta inceleyelim. 4 x eksi y üzeri pay ifadesini yazdım. Bakınız paydayı nasıl yazıyorum. Yukarıya çarpım olarak gelecek. Ve eksi olması lazım yukarının. O zaman y ile x'i yer değiştirmem yeterli. X eksi y olarak yazdım. Eşittir 16 duruyor. Paydayı çarpım olarak yazdım. X'de 4 olduğu için yukarılar toplanır. X eksi y artı x eksi y eşittir 16'yı da 4'ün karesi olarak yazalım. 4 üzeri x'ler toplanır 2x, y'ler toplandı eksi 2y eşittir 4'ün karesi gene. 4'ler birbirine eşitse yukarılar birbirine eşit olacak. 2 parantezinde yazalım. X eksi y eşittir 2. Buradan x eksi y eşittir 1 bulundu. Birinci denklemden x eksi y eşittir 1 bulduysak çarpımların 12 olması için x artı y'nin muhakkak 12 olması lazım. Bizden x artı y isteniyordu. B şıkkı. Denklemlerimiz oldukça karışık gözüküyor. Daha sade formatta yazalım. Mesela aynı ifadelere başka değer verelim. 2 üzeri x, 2 üzeri x. 2 üzeri x'e a diyelim. 5 üzeri y'ler var iki denklemde de. 5 üzeri y'ye de b diyerek bir kere daha denklemleri yazalım. 4a eksi 3b eşittir 5 oldu birinci denklem. İkinci denklemde a artı 2b eşittir 4 oldu. Sorumuzda 2 üzeri x soruluyordu. 2 üzeri x'e a demiştik, hatırlayalım. A kalacak şekilde b'leri götürelim. Birinci ifadeyi 2 ile ikinci ifadeyi 3 ile çarpalım. Bakalım ne elde ediyoruz. 8a eksi 6b eşittir 10. Aşağıdaki ifade 3a artı 6b eşittir 12. B'ler birbirini götürdü artı eksi olduğu için toplama yapıyorum. 8 ile 3 a'lar toplanırsa 11a eşittir. Sağ taraf toplanırsa 22. A buradan 2 olarak bulundu. Fakat a sorulmuyor. Bizden istenen 2 üzeri x'ti. 2 üzeri x'e de a dediğimiz için a da 2 olduğu için cevabımız 2'dir. C şıkkı. Denklemde verilen ortak ifadelere daha sade değerler verelim. A üzeri x eşittir k diyorum. B üzeri y ifadelerine de m diyerek bir kere daha yazacağım denklemlerimi. 2k artı m eşittir 2. Diğer ifademizde 3k artı 2m eşittir 1. M'leri götürmek daha kolay gibi duruyor. Eksi 2 ile çarpalım. Eksi 4k oldu yukarıdaki ifade. Eksi 2m ve eksi 4. Normal denklem çözümüne devam ediyorum toplayarak. Eksi 2m artı 2m birbirini götürdü. Eksi 4 artı 3 k'larda eksi k oldu. Eksi 4 1, o da eksi 3 oldu. K ifadesi 3. Denklemlerden birini çekiyorum. 3k artı 2m eşittir 1'i tercih ettim. K yerine eksi 3 yazıyorum. Pardon, 3 yazıyorum. 3 kere 3 9 artı 2m eşittir 1. 2m eşittir eksi 8. M eşittir eksi 4. K'yı da 3 bulmuştuk. Soruma bakıyorum. A üzeri x, B üzeri y. A üzeri x, B üzeri y. A üzeri x'e k demiştik. B üzeri y'ye m demiştik. K 3, m eksi 4. Toplamları eksi 1. E şıkkı.